Kanserle mücadele veren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in olası ölümü ülkeyi nasıl etkileyecek bilinmez, fakat farklı senaryolar çoktan yazılmaya başlandı. 2008 ila 2011 yılları arasında Fransa Haber Ajansı'nın temsilcisi olarak Venezuela'da görev alan Beatriz Lecumberri, Chavez sonrası Venezuela-Küba ilişkisini ve Latin Amerika solunun izleyeceği yolu Euronews için değerlendirdi. İki ülke arasında her türden birçok anlaşma var. Bu anlaşmalar belirsiz ve sayıları net değil. Bu ikili ilişkiler yeniden değerlendirilecek ve kesinlikle değişecektir. Nicolas Maduro'nun Chavez'in yerine geçmesi halinde Chavez'in iki ülke arasında kurduğu ilişkiler devam edebilir. Fakat muhalefetin iktidara gelmesi halinde taşlar yerinden oynayacaktır. Venezuela'nın Küba ile ilişkisini sonlandırması Küba'nın aleyhine sonuçlanır. Çünkü her gün yaklaşık olarak 300 bin varil petrol Venezuela'dan Küba'ya aktarılıyor. Chavez'in Latin Amerika entegrasyonunda çok fazla yol kat ettiğine inanıyorum. Fakat Latin Amerika solu Chavez'in öncülüğüne gerek duymadan artık tek başına ayakta durabilir. Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'in izlediği geçerli bir sol mevcut. Hatta solun daha yerinde bir türü bile diyebiliriz. Sol akımın birçok çeşidi var ve hepsi geçerliliğini koruyor. Chavez'in birliğin sağlanmasında üstlendiği rol o dönem için gerekliydi, fakat şimdi bölge çok gelişti. Zamanında zorluklarla mücadele eden bir bölgede bütünlüğün korunmasına olan katkılarından dolayı Chavez'i takdir etmeliyiz.